Suriye ordusu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın girişimiyle başlatılan ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Suriye ordusundan yapılan açıklamada teröristler anlaşmanın taahhüt edilen hükümlerine uymadı ve bu süreyi silahlanmak için fırsat olarak kullandı. Ayrıca ateşkesi 300 defa ihlal ettiler denildi. Gün içerisinde Halep'te ordu birlikleriyle muhalif savaşçılar arasında çıkan çatışmalar dolayısıyla siviller evlerinden kaçmak zorunda kalmıştı. Bu arada Suriyeli muhalifler de Şam yönetimine bir haftalık sürede ateşkesi 254 defa ihlal etmekle suçladı. Saldırılar Halep, İdlib, Humus, Şam, Dera ve Kunaytra illerinde toplam 34 bölgede yoğunlaştı. Öte yandan ateşkesle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ateşkes temel olarak devam ediyor ancak kırılgan bir durum var dedi. Kerry ayrıca Halep'in doğusuna henüz yardım ulaşmadığını hatırlatarak bu konuda Moskova'ya uyarıda bulundu. Şam yönetiminin izin vermemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Konvoyu Cilvegözü sınır bölgesinde bekletiliyor.